Gidemediğin yer senin değildir. Bundan tam 135 yıl önce önemli bir Osmanlı eyaleti olan Sivas'ta söylenen bu söz tarihe altın harflerle yazılmıştır. 1880'lerde Sivas'ı yollarla donatan Halil Rıfat Paşa'nın vizyonunu özetler bu deyiş. Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir. İşte bu düsturla çıktık yola. Bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olan Sivas'ı yollarla donatmaya, her bir noktasının ulaşımını daha konforlu yapmaya ve insanımızın artan refahıyla birlikte her geçen gün çoğalan şehir trafiğine çözüm bulmaya. Yıl 2004. Daha yaşanabilir bir Sivas için çıktık yola. O zaman da caddeler vardı. Asfaltı kırk yamalı, yıkık dökük, yüksek kaldırımlı. Kaldırımları asıl sahibi olan yayalara vermek, genç ve çalışkan başkanın ilk işi olacaktı. Yüksek ve medeniyetten uzak bütün kaldırımların seviyeleri düşürülecek, bir standarda bağlanacaktı. Belediye bütçesini zorlayan bu yenileme işlemine bir çözüm bulunmalıydı. Aranan kan Özbelsan eliyle bulundu. 2005 yılında beton yapı elemanları fabrikası kuruldu. İhtiyaç duyulan bütün malzemeler artık buradan karşılandı. Bununla da kalınmadı. Bu fabrikadan çıkan parke taşları Özbelsan ekonomisine büyük katkı sağladı. Kaldırım yenileme ve değişim çalışmaları artık bu fabrika sayesinde daha da kolaylaştı. Sıra kadim şehir Sivas'ın yorgun yollarındaydı. Yolun üstünden daha çok altına yatırım yapıldı. Sivas yağmur suyu hattıyla ilk defa Sami Başkan döneminde tanıştı. Daha önce hiç yağmur suyu hattı olmayan şehre bugün 65 bin metre yeni hat yapıldı. İçme suyunda da kayıp kaçaklar %60'lara ulaşmıştı. Sultan şehrin altyapısında hummalı bir değişim başladı. Sağlıksız ve eski asbest borular yerini modern polietilen borulara bıraktı. Toplamda 800 bin metre içme suyu hattının bugün itibarıyla %80'i değiştirildi. Yolun altında sadece belediye değil, ÇEDAŞ ve Telekom gibi diğer kurumların da hatları vardı. Adımlar eş zamanlı ve ortaklaşa atıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar artık yeni bir görünüm kazanmalıydı. Şehrin kılcal damarları olan ara sokaklar dahi tamamen sıcak asfaltla kaplanmalıydı. Ancak artan nüfus yoğunluğu beraberinde trafik sorununu getiriyordu. Yetersiz kalan cadde ve yollar artık bu yükü taşımıyordu. Uygun alanlarda kamulaştırmalar yapılarak yeni yollar açıldı. Kentin doğusuna taşınan hastanenin ne yolu ne de altyapısı vardı.
Şehrin üretim merkezi ile yaşam merkezini birbirine bağlayan Necmettin Erbakan Bulvarı, organize sanayi bölgesi yolu da değişimden nasibini aldı. Sivas'ın bacasız fabrikası olan üniversiteye doğu kısmından ulaşım Fallum Köprüsü ile tek şeritten sağlanıyordu. Buraya yeni köprü yapıldı, bağlantı yolları tamamlandı. Modern bir bulvarla hizmet taçlandırıldı. Fethi Akyüz Caddesi'nden başlayan yenileme Bağdat Caddesi ile devam etti. Kızılırmak'ın üzerine yapılan ikinci bir köprüyle bulvara uzanan hat duble yol olarak üniversiteye bağlandı. Yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ise üniversiteye ulaşım için üçüncü bir alternatif yol olacaktı. Şimdiye kadar yapılmamış genişlik ve çeşitli fonksiyonları içerisinde barındıracak olan bulvarda raylı sistem için de yer ayrıldı. Mevcut çevre yolunu kesen kısma bir köprülü kavşak, Kızılırmak üzerine ise yapılan yeni köprüyle bulvar bütünleştirildi. Sivas'ın köklü bir mahallesi olmasına rağmen kurulduğu günden beri hizmet anlamında geri kalan Karşıyaka'ya ilk köprüyü Başkan Aydın kazandırdı. Bağlantı yollarını yapmak da yine ona nasip olacaktı. Köprü yapıldı ancak Karşıyaka'ya uzak kaldı. İkinci bir köprü projesi için kollar sıvandı. Tarihi kesik köprünün yanında yapımına başlanan projeye bağlantı için DSİ kavşağından uzanacak viyadük çalışması da başlatıldı. Allah sizlerden de razı olsun. İşte hizmet budur. Özde hizmet budur. Hummalı bir çalışmanın ardından önce viyadük, sonra da yeni Karşıyaka Köprüsü tamamlandı. Asfaltın maliyeti kabarıktı. Yoldaki kalite ve konforun iyi bir dolgu malzemesinden geçtiği de muhakkaktı. Bundan hareketle Bingöl Köyü civarına kurulan taş ocağı tesisiyle yeni yapılan yollarda daha kaliteli dolgu malzemesi kullanılmaya başlandı. Mevcut asfalt plantinin de kapasitesi artırıldı. Kentin en önemli markası olan Sivasspor'un yeni stadyumuna yakışan yeni yollar açıldı. Okullar bölgesi ve alışveriş merkezine uzanan Farabi Caddesi sil baştan yapıldı. Şehrin önemli caddeleri de bu değişim ve gelişimden payına düşeni aldı. Kayseri, Ahmet Yesevi, Mevlana, Abdülvehhabi Gazi,
Mehmet Akif Ersoy, Arap Şeyh, Saraybosna, Kepenek ve Hikmet Işık Caddeleri gibi ana güzergahlarda altyapı tamamlandı, orta refüjler kaldırıldı. Asfaltı tamamen yenilenen caddelere modern aydınlatma unsurları ayrı bir güzellik kattı. Kuzey ulaşım aksında tıkalı olan noktaların da açılmasıyla birlikte şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Mevlana Tüneli projesine başlandı. Temeli, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla coşkulu bir törende atıldı. Yeni hastaneden başlayıp yeni stadyuma kadar uzanan ve tünel projesinin de içerisinde yer aldığı kuzey ulaşım aksı, yeni yol, köprü, alt geçit ve tünellerle açılmalıydı. Kollar sıvandı, çalışmalar yoğunlaştı. Hastane kavşağının devamındaki Gökçekler, Abdülvehhabi Gazi ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri yenilendi. Tünel için engel olan sağlık ocağı yıkılarak projenin önü açıldı. Diğer uçta yolun devamı olacak alandaki evler de kamulaştırılarak yıkıldı. Ardından yenileme işlemi Menderes, 4 Eylül ve Zübeyde Hanım caddeleriyle devam etti. Yorucu ve yoğun bir çalışma temposunun ardından tünel hizmete açıldı. Gelecekte oluşacak yoğunlukta göz önüne alınarak Zübeyde Hanım, Buhara ve Başbağlar Caddesi'ni birbirine bağlayan Gazi Lisesi kavşağında bir alt geçit çalışması yapıldı. Bu proje, Halfili kavşağında Aksu'nun her iki tarafına yapılan alt geçitlerden sonra şehirdeki üçüncü alt geçit olacaktı. Eş zamanlı olarak inşa edilen yukarı tekke alt geçidi de 3 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı. İstiklal Caddesi ile 80. Yıl Bulvarı yerin altından birbirine bağlandı. Kavşağın üst kısmı ise Yolcu Caddesi ve Türkistan Caddesi'nin bağlantısını güçlendirerek trafiği rahatlattı. Şehir içinde kalan mevcut çevre yoluna yeni bir alternatif olarak Merekum mevkiinden geçecek olan Kuzey Çevre Yolu ise yapılan girişimler sonucu Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım programına alındı. Şehir trafiğinin daha akıcı ve rentable olmasını hedefleyen Sivas Belediyesi, Sivas için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Gündüzü başka, gecesi başka güzellikte, adına türküler yakılan, işte o, Sivas'ın yolları.